Meltem Ne Yaşamadar'dan herkese merhabalar. Evet, umarım sizler de ekran karşısında yerlerinizi aldınız. Saatler 11'i gösteriyor. Bir saat boyunca yine o keyifli sohbetlerle sizlerin evlerine konuk olacağız. Evlerinize konuk olacağız. Sizler de umarım bu sohbetimize katılırsınız. Eğer katılmak isterseniz bugün zaten özellikle SMS'te katılabileceğiniz bir yayın. Neden? Çünkü yaşam kodu analizinizin yapılmasını istiyorsanız eğer doğum tarihinizi ay, yıl ve gün olarak ve cinsiyetinizi ve isminizi de ekleyerek siz boş bırakıp 3969'a gönderebilirsiniz. Telefon numaralarımız 0212 269 1960'dan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Twitter'dan Meltem Satun, Facebook'tan meltem.satun bir sayfasından da programımıza katılan tüm konukların da iletişim bilgilerini bulabileceğinizde hemen hatırlatmak istiyorum. Evet, bugün özellikle günlerin enerjileriyle ilgili bir güzel bir yayın gerçekleştireceğiz. Bu konuda tabii bir kitap da var elimizde. Öncelikle tabii ki yaşam kodu analizinden de bahsedeceğiz. Acaba sizler için hangi günler daha mesela bir sözleşme yaparken veya işte anlaşmanın dışında işte onun dışında hayatınızdaki önemli günlerde hangisi acaba sizin için daha olumlu olur? Mesela şu gün anlaşma imzalayacaksınız. Bütün bunları tabii işin uzmanıyla konuşacağız. Hemen sizlere uzman konumuzu aktaralım. Mehmet Aktürk bizimle birlikte yaşam kodu analizi, analisti diyelim. Analizini yapıyorsunuz çünkü. Evet. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Siz? Bizler de iyiyiz. Sizi görüyoruz. Daha iyi olur. Tabii herkes çok merak ediyor bu tarz işte yaşam kodu analizi olsun, isim analizi olsun, baktığımızda günlerin enerjileri var. Tabii çok uzun, derin bir konu. Evet. Biz bugün bir saat süremizin yettiğince seyircilerimize bu konuda bilgileri aktarmaya çalışacağız. Hem gün enerji yorumcusunuz, çok güzel de bir kitap var. 2012 ile ilgili Keşfet ve Değiş demişsiniz. Bunun 2013 için olanı internet sitesinde olacak. İnternet galiba. Sitesi olarak olacak, evet. İnternet sitesi de günerji.com'dan mı takip edecekler? Evet, www.günerji.com'dan. Evet. Şu anda zaten Aralık ayının tüm yorumları açık bir şekilde var. Herkes erişip okuyabilir. Günerji aynı zamanda günün olumlamasını da veren bir yorum içeriyor. Biz o günün olumsuzluklarına karşı bir olumlama cümlesiyle de kişilerin gündelik yaşantısını rahatlatacak ve özellikle düşünsel olarak, zihinsel olarak da onları bu tarafa odaklayacak bir cümle de veriyoruz. Aslında Günerji'den başladık tabii. Biraz Günerji'den devam edelim. Sonra yaşam koduna geçelim. Olunca kitapla başlayalım dedim. Böyle doğaçlama gittiğimiz için. Evet. Şimdi günlerin enerjisi mi deniyoruz? Günerji derken. Evet. Günlerin enerjisi aslında. Biz onu birleştirdik. Daha anlaşılır ve bir marka değeri olarak Günerji olarak yaptık. Evet. Mesela bugünün yorumu var burada. Bugün doğan çocuklar ve günün olumlaması var aynı zamanda kitapta. Şöyle Günerji ile başlamışken mesela bugün hatta olumlamasını ben okuyayım da bütün herkes bu olumlamayı bence yapsın mi? Evet. Değil mi? Günün olumlaması zihnim, ruhum, duygularım ve bedenimle bir bütünüm. Tüm yönlerimle dengedeyim ve kendimi olduğum gibi seviyor ve onaylıyorum demişsiniz. Şimdi günün yorumu biraz uzun tabii. Belki ikinci bölümde okuruz İkinci onu. Bölümde. Bugün doğan çocuklara şöyle bakalım. Dost canlısı olacakmış. Sıcak, tutkulu, romantik, yabancı dillere ve kültürlere yatkın, gezgin, sosyal, konuşkan, entelektüel, sistemli, güvenilir, öğretmen, danışman, mimar, estetik, yapılandıran, yazar, düşünür ve yönetici olabilirlermiş. Evet. Bugün doğan çocuklar. Oldukça geniş bir şey var tabii. Kesinlikle. Böyle bu şekilde tabii bu 2012'nin artık son günleri için yorumlar var. Şu anda tüm kitapçılarda temin edilirler. 2013'ü de günerji.com'dan takip edebilirler. Com'dan takip edebilirler. Her gün evet. Gün değil gün mi? Gün gün evet. Ekstra yazılar da çıkacak yine. Ayrıca bireysel gelişime dönük yazıların da yine site içinde olacağını söyleyebiliriz. Bazen hikaye paylaşıyoruz. Bazen tamamen kişinin bireysel gelişimiyle ilgili bazı makalelerimiz oluyor. Onları paylaşıyoruz. O yüzden günerji.com çok zengin, gittikçe de zenginleşecek bir site aslında. Günlerin enerjisini bilmek veya günün enerjisini tabii ki bilmek kişilere ne gibi fayda sağlıyor? Mesela bugün ben bunun hepsini okuyorum. Ona göre mi hayatımı yönlendirmeliyim? Evet, aslında bunu bir ipucu gibi kullanıyoruz. Çünkü çok böyle kadersel bir yorum değil bu. Kişiler her gün yapacakları şeylerle ilgili doğal olarak tercihlerde bulunuyorlar. Bir karar verip bir şey seçiyorlar. Seçim yaparken elimizde biraz daha veri olursa biz bu verilerle daha olumlu ya da pozitif ya da eğer günün bize getirdiği çok negatif olaylar varsa, örneğin ben bazı günlerde işte zihnimiz biraz dağınık olabilir ya da bugün çok duygusallaşabiliriz ve duygusal karar almayalım
gibi uyarılarda bulunuyorum ve hatta olumlamayı da buna göre veriyorum. Mesela o gün alacağımız bir duygusal karar bizi çok zorlayabilir ya da o gün hedefimizi belirleyip daha emin adımlarla yola devam etmemiz lazım. Daha cesur adımlar atmamız lazım. Mesela karar verme süreçlerinin işlemesi gerekiyor. Kişi mesela karar almaktan kaçıyor. Kendine olan güvensizliği olabiliyor. Neyse mesela bunu bulmasını ve halletmesini öneriyoruz. Şimdi bu anlamda fırsatları değerlendirmek olabilir. Biraz önce çok güzel söylediniz. Evet. İmza atmak olabilir. Evet, değil mi? Ya da mesela bir organizasyon yapacaksınız. Arkadaşlarınızla bir araya gelecek. Bu çok özel bir organizasyonda olabilir. Ya da iş yerinde bir beyin fırtınası içinde çalışma olabilir. Evet. Mesela onları da çok vurguluyorum. Kurumsal yapıda çalışan kişiler hangi günlerde bu tip enerjiden istifade edebilir? Birçok arkadaşım var. Evet. Yine kurumsal alanda çalışan. Onlardan aldığım geri bildirimler oluyor. Biz mesela bakıyoruz. Gerçekten bazı şeyleri denedik. Çok çok iyi sonuçlar elde ettik. Mesela özellikle hamile bayanlar bizi izliyorsa, şimdi sezaryen doğum yapacaklarsa gününü tespit edebiliyorlar. Mesela buradan bakacaklar, işte çocuğumun mimar olmasını isterim. Bugün daha çocuklarda böyle bir ihtimal var deyip o günü seçebilir değil evet, mi? Aslında çok güzel bir yerden geldiniz. Bu tam da yaşam kodunun kendisi. Biz yaşam koduna da isterseniz biraz buradan tabii açalım. Ki. Kişinin doğduğu gün evrenden aldığı bir enerji var. Aslında yaşam kodu analizi dediğimiz bu enerjinin yorumlanmış hali. Hepimiz bir hayat amacıyla doğuyoruz aslında. Tabii. Ve bir amacımız mutlaka var. Ancak bunu bilmeden ilerliyoruz genellikle. Ve yaşamımızın ilerleyen dönemlerinde ancak bir şeyler kırılır dökülürse ya da çok kendimizi mutsuz hissediyorsak, istediğimiz hedeflere ulaşamamışsak veya ulaştığımız hedefler bizi tatmin etmemişse bu sefer aramaya başlıyoruz. Evet. Arayış anında ben ne için yaratıldım sorusu genellikle herkesin gündemine geliyor. O saate kadar sunulanla genellikle yaşamaya veya yaşama devam etmeye çalıştığımız için o biz miyiz yoksa birilerinin bizi şekillendirdiği başka birisi mi? Bu tip arayışların içinden çıkmak için yaşam kodu çok iyi bir teknik. Evet, şimdi hazır yaşam koduna geçmişken yaşam kodu analizinde de kişinin tabii doğum tarihiyle yapıyorsunuz. Tabii ki. Ay, yıl, gün. Gün. Bu arada hemen SMS'le katılmak isteyenler varsa yayınımıza söyleyelim. Sizler de doğum tarihinizi ay, yıl ve gün olarak yazıyorsunuz. Ayrıca eksiksiz yazmanız çok çok önemli bilgileri. Evet. Cinsiyetinizi ve isminizi yazıp parantez boş bırakıp 39-69'a gönderebilirsiniz. Şimdi tabii çok uzun bir işlem bildiğim kadarıyla değil mi? Bir evet. saat yorumluyorsunuz normalde. Yani, tek bir kişinin yaşam evet. kodu analizini. Şimdi tabii insanlar merak ediyor. Bu bir astrolojiyle mi ilgili yaşam kodu analizini yani oradaki neye göre yorumluyorsunuz? Astrolojiyle bir ilgisi var mı? Astrolojiyle bir ilgisi yok. Evet. Aslında sayılarla ilgisi var. Evet. Numeroloji diyebiliriz genel anlamda. Sayıların sembolizmini kullanarak yorumluyoruz. Sayıların sembolizmi astrolojideki gezegenlerin sembolizminden birazcık daha sade, daha anlaşılır ve bizim için daha net sonuçlar veriyor. Burada çok kişiyi anlatırken çok net tarifler yapabiliyoruz. Yani net tariflerden kastım şu, kişinin yeteneklerini daha net bulabiliyoruz, ayırt edebiliyoruz. Yani astrolojide de yine çok iyi bir yorumlama tekniği var ama daha uzun ve anlaşılması birazcık daha zor olabiliyor. Ya da birazcık daha günlerin ne getireceğine dair yorumlar yapılabiliyor astrolojide. Biz kişinin kendisini keşfedeceği bir çalışmanın içinde olmak istediğimiz için sayıları kullanıyoruz. Ben özellikle sayıları kendi hayatımda da çok uzun sürelerdir kullanan birisiyim. Gerek kendimi geliştirmek gerekse kendimle ilgili keşifleri yapmak. Mesela nedir beni mutlu eden diye sorduğumda bir çırpıda birçok şeyi söyleyebiliyorum. Bunu tamamen bunu doğum tarihinizdeki sayılardan mı söyleyebiliyorsunuz? Evet. Mesela karşı tarafı da geldiğinde aynı soruyu yine onun doğum tarihinden cevaplandırıyorsunuz değil mi? Evet. Mesela bazı insanlara soruyorum. Sen ne yapmak istiyorsun? Ben hiçbir şey yapmak istemiyorum diyor kişi. Çünkü bir belirsizliği var. Bilmiyor ne yaparsa tatmin olacak. Evet. Düşündüğü şeyler tatmin etmemiş ya da yaptığı şeyler tatmin etmemiş oluyor. Burada aslında en önemli şey kişinin kendisini tam anlamıyla keşfedip keşfetmediği. Buna şöyle bir bakış açısı getirmek istiyorum. Doğduğumuz andan itibaren işleyen bir süreç var bizim için. Evet. Ama doğum öncesinde de var. Annenin hamileliği esnasında aslında çocuk bir nevi bir programla yükleniyor. Annenin ve babanın ortak olarak aktardığı, annenin yine yaşadığı çevreden aldığı evet. ve annenin duyduğu aldığı haberlerle yine çocuğa aktardığı birçok bilgi var. Ve anne aslında programlayarak çocuğu şu gün şu saatte doğurmak istiyorum da diyebiliyor ve doğuruyor. Bunu çok anne aslında yaşıyor. Evet. Veya çok
keyifli hamilelik süreci yaşamış anneler yine çocuklarının çok mutlu, huzurlu ve hayatta daha emin ve güvenilir ilerlediğini görebiliyor, izleyebiliyor. Evet. Ama çok sıkıntılı bir hamilelik süreci yaşamış anne, aynı sıkıntının çocuğa geçmiş halinden dolayı çocuğunun daha yerine göre agresif, yerine göre mutsuz, negatif bakış açılarıyla evet. ilerlediğini görüyor. Bunu ben birçok anneden duyuyorum. Bu bir program olarak akıyor. Daha sonrasında da, yani doğum sonrasında da çevresindeki faktörlere göre aldığı eğitim, arkadaşları, öğretmenleri, yine anne babanın bu anlamdaki çocuğun üstündeki etkisiyle çocuğun enerjisi değişebiliyor. Bazen anneye babaya kendisini onaylatmak için annenin babanın dediğini yapmaya çalışıyor. En yoğun karşılaştığımız bu. Anne tarafından baba tarafından onaylanır olmak çocuğu mutlu ediyor ilk başta. Ama o annenin babanın kendi isteğini de gerçeklemek anlamında ortaya çıkabiliyor. Yani annenin ya da babanın olamadığı bir şey çocukta tecelli etmeye ya da ortaya çıkartılmaya çalışılıyor. Ve çocuk aslında kendisine ait olan bir hayatı yaşamak yerine anne baba tarafından verilmiş etiketleri ya da yetenekleri yaşamaya, oluşturmaya çalışıyor. Bizim aslında yaşam kodu analizinde bulmaya çalıştığımız şey benim doğal yeteneğim nedir? Ben hangi konularda çok doğal yeteneğe sahibim ya da yetenekli olduğum konuları nasıl bulup geliştirebilirim? Mesela yaşam kodu analizi yapıldığında kişinin aynı zamanda hangi mesleklerde mesela başarılı olabileceğini de görebiliyor mu? Çok rahat çıkartabiliyoruz. Şu an mesela diyelim ki bir kişi yaşam kodu analizi için size geldi. Siz bir saat bunu yorumluyorsunuz. Evet. Her tabii ki rakamın enerjilerine bakıyorsunuz galiba bildiğim kadarıyla. Kişi mesela artı yanlarını, eksi yanlarını da görebiliyor mu? Mesela sizin şu özellikleriniz var diyebiliyor musunuz? Tabii. Aslında ilk yaptığımız şey şu. Önce biz kişinin olumlu yönlerini anlatıyoruz. Evet. Öncelikle çünkü onu olumlamamız lazım. Yani anlatım tarzımız da öncelikle olumlu yönde. Burada olumlamaktan kastım şu. Kişiyi kendi doğal yetenekleriyle bir kere yüzleştiriyoruz. Birçok insan şey diyor. Yo, bende bunlar yok. Bize diyoruz ki denedin mi? Baktın mı? Yani bu konuyla ilgili eğitim aldım. Ben mesela çok insana diyorum ki işte el becerilerin var. Muhtemel resim çizebilirsin. İyi tasarım yapabilirsin. Ya da takı tasarımı yapabilirsin. Ya da bir müzik aleti çalabilirsin. Kesinlikle yeteneğim yok diyor kişi. Evet. Ama sorduğumuzda hiç denememiş. Ya da çocukluğunda hiç yaptırılmamış. O zaman ya baktım, mesela tabii. Bu analizi çocukken yaptırmak daha da iyi olacaktır. Evet. Anneler, babalar mesela çocuklarınınkinin yaşam kodu analizini yaptırdığında ileride hangi konuda yetenekli olabileceğini görebilecekler. Çok anneyle çalışma yaptım ben. Evet. Mesela kendi analizlerini aldıktan sonra çocuğum için yaptırabilir miyim sorusu geliyor zaten. Evet, hatta annenin babanın çocukla olan ilişkisi için de yapıyoruz bunu. Mesela bu da çok önemli. Özellikle çocukla nasıl anlaşabilir ya da çocuğu zorlamadan. Nasıl mesela belirliyorsunuz? Yine o sayılardan mı? Yine sayılarla. Bu sefer sayıların oluşturduğu, yani sayıların kombinasyonundan oluşturduğumuz bir sinerji analizi yapıyoruz. Yani nasıl anlaşarak ne diyorsunuz? Ona şu şekilde mi yaklaşın diyorsunuz çocuğunuza? Evet, aynen öyle. Mesela diyor ki benim çocuğum çok sessiz diyor. Evet. Aslında bakıyoruz ki çocuk sessizleşiyor çünkü paylaşmak istemiyor. Onu mesela konuşturmak lazım. Odasına çekilir, çok usludur benim çocuğum diyor mesela anne. Evet, odasına çekiliyor ama içeride sürekli kurmalar yapabiliyor çocuk. Evet. Duygusal olarak ya da içeride kendisiyle ilgili sorunlarını kendisi çözmeye çalışıyor. Oysa annenin babanın bu anlamda çok daha rehberlik edici olması lazım. Veya şekillendirmek yerine birazcık daha gösteren tarzda yaklaşması lazım. Yani yap, et, şöyle, yani çok emrivaki şeyler değil ama göstererek. Bu tip durumlarda mesela çok karşılaştığım şeylerden birisi, kişiler mesela annesinin sesinden, babasının sesinden çok etkilenen çocuklar var. Mesela duymak bile istemiyor. Diyorum ki mesela yazılı verseniz çocuğa daha iyi anlaşabilirsiniz. İleri yaşlarda da bu çok önümüze çıkabiliyor. Artık 18 yaşı geçmiş, kişiliği şekillenmiş bir bireyle annenin ya da babanın iletişiminde birazcık daha kişilerin karşı tarafı görüyor olması lazım. Hala görünmeden devam edenler var. Değil mi? Doğru. Bu tip durumlarda çocuk hala çocuk, büyümemiş gibi görünüyor anne babaya. Ve anne babanın da tabii yaklaşımları hala onu çocuk olarak gördüğü için biraz daha emrivaki ve şekillendirmeye yönelik dönük olabiliyor. Burada ilişkiyi bilirse anne baba, gizli mi kalıyor, sırlı mı kalıyor ya da yaklaşım olarak nasıl yaklaşırsam beni daha iyi anlar ya da ben daha iyi anlarım gibi birçok konunun veya sorun olduğunda sorunu nasıl çözerim? Bunu bile söyleyebiliyoruz. Tabii. Bunu aynı zamanda yeri gelmişken söyleyelim. Tabii. İş ortamında da söyleyebiliyoruz. Örneğin
3 kişi bir arada çalışacaksınız. Evet. Bir grup sinerjisi içinde söyleyebiliriz bunu. Yani o zaman şöyle yapıyorsunuz veya mesela eşleriyle birlikte de gelenler, bunu da sorabilirler. Ne yapıyorsunuz? Kişinin doğum tarihini ay ve yıl gün olarak alıyorsunuz. Evet. Kişinin doğum tarihini ay, yıl ve gün olarak alıyorsunuz. Evet. İkisinin mesela uyumlu olup olmadığına mı bakıyorsunuz? Aslında uyumlu olup olmadığına bakmıyoruz. Şuna bakıyoruz. Nasıl anlaşabileceklerini mi? Aynen öyle. Herkes karşısındakini görmek istediği gibi gördüğü sürece, evet, ilişkide ne olursa olsun uyum ya da uyumsuzluk yaşanamıyor zaten. Çünkü herkes karşısındakini bir şekilde şekillendirmeye çalışıyor. Ya da kendi istediği şekilde görmek istediği için zorluyor. Bu tip durumda ilişki bir yere kadar gidiyor, sonra kopuyor. Burada aslında olduğu gibi görmeye başlatıyoruz. Mesela şöyle oluyor, ben kişiyi anlatıyorum. Kişi diyor ki bu benim doğal tepkimmiş. Karşısındaki de diyor ki evet, bunu doğal yapıyormuş. Çoğu zaman kasıtlı yapıldığı düşünülüyor. Kesinlikle. Tepkisel boyut özellikle. Doğru. Evet. Bizim mesela ilk refleks tepkilerimizin olduğu anları düşünün. Yani sinirlendiğiniz, evet, mutsuz olduğunuz bir refleks tepkiniz var. Çok kolay kontrol edilmeyen ve düşünmeden yaptığımız şeyler. Evet. Bunlar mesela kasıtlı yapılıyormuş gibi düşünülüyor. Aslında kasıtlı değil. Bu o kişinin doğal enerjisi içinde olan bir şey. Her insanın farklıdır zaten tepkileri bu, doğru, anlamda. İkili ilişkilerde genelde işte bak inadına bunu yapıyor. İnadına yapılıyormuş aslında gibi. Aslında kişi, evet, doğal olarak o tepkiyi verir. Belki hiç farkında bile değildir zaten o tepkiyi verdiğini. Doğal olarak verdiği için. Ama karşı taraf bunu yanlış anlayabiliyor. Evet. Siz herhalde bir dışarıdan bir gözle bakarak kişiye kendini anlatıyorsunuz aslında, değil mi? Aynen öyle. Ayna olma çalışması, evet, diyoruz ve farkındalık çalışması diyoruz o yüzden. Yani bu kişi bu çalışmayı yaptırdıktan sonra tabii ki yeteneklerinin farkına varıyor. Onlarca olumlu yanlarının, olumsuz yanlarının farkına varıyor. Varıyor, evet. Kendi kişisel özelliklerini de dışarıdan bir kişinin gözüyle görmeye başlıyor, evet, değil mi? Evet. Mesela iş ortamında bir şeyi yaparken, evet, tarzı nedir? Çalışma şekli nedir? Nelere dikkat eder? Dünya görüşü nedir? Bir olay olduğunda, evet, ilk algısı neyle ilintilidir? İlk algılaması nedir? Nasıl harekete geçer? Evet. İçindeki çocuk ne diyor aslında? Evet. Ya da bir sorun olduğunda hangi metotları kullanırsa sorunu daha rahat çözer? Yapması gerekenler neler? Dikkat etmesi gerekenler neler? Ben ona mesela, evet, alet kutusu diyorum. Yani kişinin bir şekilde çözüm üretme metotları herkes için farklı yine. Nedir? Kendi sayılarıyla ilintisi. Evet. Amacı ne? Hayat amacı ne? Mesela bunu bilmek bile, birkaç cümleyle bile bilmek ve kendi enerjisinin bununla nasıl örtüştüğünü görmek birçok insan için çok zihin açıcı. Yaşama yerleşme adına çok önemli. Çok insan genellikle çalışma yaptığımızda koltuğa, evet, oturduğunda biraz daha sıkı ve biraz daha katı duruyor. Ama çalışma sonuna doğru bayağı rahatlıyor. Rahatlamasının sebebi aslında birazcık olsun kendisini bulmak. Kendisini bulmaya başladıkça ve keşfetmeye başladıkça kişi yaşama birazcık daha sarılmaya başlıyor. Ve artık ne yapacağını bilir hale geliyor. Seçimlerini birey olarak kendisi yapıyor. Evet. En önemli kısım bu aslında. Seçim yaparken kendisi olarak mı karar veriyor yoksa çevreden gelenle etkilerle mi karar veriyor? Evet. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra tekrar burada olacağız. Bu arada sizler Boris yazıp boşluk bırakıp doğum tarihinizi ay, yıl ve gün olarak yazıyorsunuz. İsminizi ekliyorsunuz ve bize gönderiyorsunuz 3969'a. Biz de canlı yayında sizin yaşam kodu analizini yapıyoruz. Evet, şimdi kısa bir reklam arası, sonrasında burada olacağız.